Özellikle hemşerimiz Tirebolu Hüseyin Avni Alparslan Bey'in 1915 yılında Türk Yurdu dergisinde kaleme aldığı Eski Türk Bayramlarından Otçu Göçü Geleneği makalesi esasen yöre insanının yaylacılık faaliyetlerine ne kadar ehemmiyet verdiğini ve bunu bir bayram haline getirdiğini bizlere gösteriyor. Yine tarih kayıtlara baktığımızda özellikle yöremizle alakalı Osmanlı arşivindeki tarih kayıtlara baktığımızda 15. yüzyılın son dönemine ait kayıtlarda yörede yaylak vergisinin, yaylak resminin alındığı görülüyor. Bu da yöre insanının 15. yüzyılın sonlarında dahi bu bölgede hayvancılık faaliyetini ve yaylacılık faaliyetini sürdürdüğünü bizlere ifade ediyor. Güzellihane da kaç kişi var? 200 kişi. Tamam. 200 kişi birikiyordu Kuşku'da. En az 60 kişi oluyordu. Yani bir şeyde, önlerde, Dört saat daha çalışıyorduk. Kemal Gönder çalıyordu. Kemal çal. Bir saniyede Öner başa çıkıyor. Kürkün nare. Bir de mısır saçma değil değil mi? Elden atacak mısır. Elden. Mısırı elden saçmıyor değil mi? Yok. Elin altında. Yani heybeden. Tabii. Senat olması. Senat olması. Ne torbası? Senat olması. Eyvallah. Senat olması. Hocam. Bir de şimdi mısırı herkesi ayarını alamadı. Dedi ki ya benim mısırımı ayarını sen iyi beceriyorsun. Sıkını öyle aldırlardı iyi bilene. Sık alma değil mi? Sık alma. Evet. 10 yaşındaydım ben sık alıp. Kim öğretti size sık almayı? Nenem öğretti. Nenem öğretti. Nenem öğretti. Tabii 10 yaşındaydım orada sık alıp. Mart ayına geldiğimizde artık sahilde kar kalkmış oluyor. Değil mi? Yavaş yavaş kalkıyor. Ve hayvanları dışarıya çıkarıyorlar. Özellikle koyuncular. Koyunlarını dışarıya çıkarıyorlar. Bu sırada bunların bahçelerde beslenmelerine yani otlamalarına kimse müdahale etmiyor. Ama ne zaman ki Nisan ayı geliyor? Nisan ayının başları oluyor. Ne zaman ki fındık yaprak açıyor, o zaman artık hiç kimse koyuna tahammül edemiyor.
ışkınlara zarar verecek. O yüzden hiç kimse ona müsaade etmiyor. Ne yapıyor? Hemen o sırada birinci göç başlıyor. 700 metrede fındık bitiyor. 700 metreden sonra artık yavaş yavaş otlaklar başlıyor. Ama yaylaların yükseltisi rakımı yaklaşık 1500 metre civarındadır. 1500 metrede de bu bölgede ağaç yoktur. Otlar vardır. Otlaklar vardır. Bu nedenle ne oluyor? İşte 700 metreden sonra mezrelerle karşılaşıyorsunuz. Oranın otu bitince yayla zaten açılmış oluyor, yaylaya gidiliyor. Ve yaylalarda yaz boyunca bol su, bol ot, hayvan çok çeşitli şeyler otluyor ve insanlar orada ne yapıyorlar? İşte kışlık peynirlerini, yağlarını vesairelerini buradan istifade ederek hazırlıyorlar. Ve yayla mevsimi bitince de tekrar geriye dönüyorlar. Yalnız bu araya sıkıştırmamız gereken sanıyorum bir başka olay var. O olay da ot göçü veya otçu göçü. Mısır tarımına bağlı evet. Olarak. Evet. Evet. Şimdi, bu bölgede en çok ekilen şey biliyorsunuz mısır, fasulye ve lahanadır. Ki Giresun'da buna pancar adı veriliyor karalahanaya. En çok bunlar yetiştiriliyor. Özellikle mısır, Doğu Karadeniz bölgesinin tamamında, Artvin'de dahil olmak üzere çok önemli bir üründür. Burada buğday pek yetişmez, arpa yetişmez. Hayvan yemi olarak yonca, gorunga gibi tahıl bitkiler yetişmez. Burada ne yaparlar? Burada yaz başında hayvanlara bahçede yedirdikleri şey güllüktür. O altta eğrelti otları vesairedir. Onları yedirirler. Bir de yere düşen yapraklar vesaireler yenir. Onlar bittikten sonra da bu arada ne yapıyor? Mısır yavaş yavaş büyüyor. Mısır büyüyor. Mısır büyüyünce iki defa çapalanır. Yani iki defa otu ayıklanır. İlk ayıklamada o şeyler biçilir. Ayrıca bir şey daha yapılır. Sık olanlar da ayıklanır. Onlar birbirini şey yapar. Sık söküm mü diyorsun? Sık sökme denir. Sık sökme. O da yapılıyor. Ondan sonra bir 15 gün sonra bir daha otu alınıyor. Bu otu alındıktan sonra artık köydeki iş bitmiştir. Ve bir 15 gün, 20 günlük bir mola vardır o arada. Niye? Çünkü fındık başlayacak. Fındık toplaması başlayacak. İşte o 15-20 günlük arada köyde kalanlar yaylaya çıkarlar. Buna otçu göçü denir. Veya ot göçü denir. Bunu da böyle sırf basit bir göç veya basit bir yaylaya çıkış şeklinde algılamamak lazım, anlamamak lazım. Bu aynı zamanda bir nevi seramonidir. Bu bir eğlencedir. Hatta sizin Giresun'da sahile cenik diyorlar. Cenik'e gittim, cenik'e indim, cenik'te şu var, cenik'te ne var ne yok derken sahili kastediyorlar. Evet. Şimdi yaylaya giden bu otçular yaylada ne var diye bakmak lazım. Yaylada süt bol, yoğurt bol, et bol. Tereyağı bol. Tereyağı bol. Ama yaylada meyve yok. Meyve ağacı yok. Meyve de yok. İşte sahilden, cenikten yaylaya çıkanlar bu ot göçü sırasında götürebildikleri kadar, özellikle kiraz da o mevsime denk geliyor. Kiraz, armut, elma vesaire toplayıp götürüyorlar. Yaylada en bol bir de mantar var. Unutmamak lazım. Yaylanın en önemli gıda maddelerinden birisi mantar. Bunlar buradan onları götürüyorlar. 15 gün orada kalıyorlar. 10-15 gün, 20 gün. Sonra aşağı iniyorlar bunlar. Çünkü görevleri var. Nedir o? Fındık toplanacak. Karadeniz'de bir hanede onlarca kişinin sıcacık ekmeği. Kara lahananın vazgeçilmez ortağı, hamsinin olmazsa olmazı, samanıyla hayvanların kışlık yiyeceği, otçu göçü geleneğinin sebebi mısır.
toprağa vurulan her kazma, bele atılan her ayak, berekete çağrıdır bu topraklarda. Yağmurun rahmet olup döküldüğü her damla, yeşeren fidanlardır. Ekilen mısırların toprağı yarıp boy vermesi de çok zaman almaz. Çünkü zamana karşı bir yarışı vardır. Önce kabuğu soyulacak. Kızgın fırında bir gecelik misafirliğin ardından fırın darısı unvanını alacaktır. Sıcağı sıcağına tanelerine ayrıldıktan sonra da zahra olup değirmenin yolunu tutacaktır mısır. Değirmenin hızı ve dökülen tanelerin miktarı yönünden milimetrik olarak ayarlanan taşları arasında una dönüştüğünde adı artık mısır unu olmuştur. Siz nar gibi kızarmış mısır ekmeğini yerken otçu göçüyle mısır arasında ne alaka olduğunu göçün canlı şahitlerinden Ali amcamız anlatsın. Ben Şalpazarı, Sinlice köyünden emekli orman muhafaza memuru Ali Şen. Bu otçu göçü bizim Ağasar, Şalpazarı deresine Ağasar derler. Ağasarlılar aslında Orta Asya'dan gelme Giresun, Görele, Esbiye, Şalpazarı'ndan yukarı aynı insanlar, aynı şiveyi konuşan insanlardır. Evet. Ve Şalpazarı'na da Ağasar derler. Bu otçu göçü de bizim gelenek göreneğimizdir. Bu Temmuz'un ilk haftasında başlar aslında. Evet. Fakat bu ikinci haftası şimdi. Efendim, otçu göçü şudur. Eskiden mısır tarlası yaparlardı. Şimdi çok az yapıyorlar. Birinci otu kazma, ikinci ot, yani ayıplama diyeyim ben ona. İkinci ayıplama bittikten sonra yaylalardan insanlar köye inerdi. Ot temizlemeye. Şimdi onlar köye indikleri için köyde kalabalık teşkil eder. Onlar toplaşırlar köy. Evet. Mesela Doğancı, Şalpazarı, Genel'de, Dorukeli, Geyikli, Sinlice. Bunlar aynı yaylaya giderler. Düzköy, Duralı Uşak. Yani bunlar genelde bu Ağasar otçusunu temsil eden köyler bunlar. Evet. Dereköy. Yani şimdi Temmuz'un ilk haftasında o insanlar aşağıya gelirler, köy köy toplanırlar, hepsi çalgıcı tutarlar. Ne çalınır genelde kemençe, bu oynarken? Kemençe. Bizim ama biraz önce davul zurna gördük. Davul zurna da tabii kısmen vardır ama genelde çalgımız kemençe. Kemençe, evet. Kemençe. Buradan okara yayla yolunda yürüme. O zaman yaya şey yoktu. Ne kadar mesafe yürüyor bu? Aşağı yukarı buradan 4 saat. 4 saat. 4 saat yürüme ama öyle zaman vardı ki yolda kalırlardı o 4 saati. Efendim seni yolda o 4 saati 8 saat giderdi. Yani horon oynuyor, türkü söylüyor. O yaylanın yarı yoluna kadar giderlerdi. Orada gece kalırlardı. Otçu göçü coşkusunu dinledikten sonra mısırın hikayesine devam edelim. Tarlada mısırın ekimi sürmektedir. Belleme, toprağın yumuşaklığını arttırmak ve ekilen mısıra gübre desteği sağlamak amacıyla bölgede kemre olarak adlandırılan hayvan atıklarının tarlaya serpiştirilmesi, kazmayla tek tek darıların ekilmesiyle birinci aşama tamamlanmış olur. Thank you.
Mısırın ekimine başlandığı sırada yaylaya göç de başlar. Ailenin bir bölümü yayla yollarına düşerken bir kısmı geride kalan işleri tamamlamak zorundadır. Yaylaya göçenlerin aklı geride, geride kalanların aklı ise yayladadır. Tek iletişim araçları kimi zaman haftada bir, kimi zaman da 15 günde bir gelen arabalardır. Otçu göçüne adını veren ot kazma, Cenik'te yapılması gereken işlerin en başında gelir. Ekilen mısırın fazlalıkları sık sökme yoluyla alındıktan sonra başlar ot kazma işi. Her bir mısır tek tek gözden geçirilip hangilerinin ayıklanacağı belirlenip söküldükten sonra kalan mısırların etrafındaki yabani otlar temizlenir ve mısırların çevresi yumuşak topraklarla desteklenir. Bölgede esen sert rüzgarların mısır tarlasına daha az zarar vermesi için yapılır bu destekleme işlemi. Haziran'ın sonu geldiğinde Cenik'te ot kazma işini bitirenler için de yayla zamanıdır. Muslat zamanıdır. Öyleyse bu gidiş sıradan olmamalı. Herkes içindeki coşkuyu dışa vurmalı. Mutluluğu birbiriyle paylaşmalıdır. Bu nedenle bayram hazırlığı yapılırcasına tatlı bir telaş vardır göç öncesi. Mayıs ayının genellikle ikinci haftasında yaylaya çıkılır. Eylül ayının da işte sonuna doğru da dönülür. Ya bu çoban grubu değil mi gelen? Hayvan yani sürüsü. Yani otçu göç olan değil. Değil. Normal çobanlar. Genel geliş gidiş. Evet. Ha bu arada otçu göçü denilen hadisenin sebebi de şu. Şimdi yukarıya hayvanını bakmaya gelen kişi aşağıda da yiyecek şekil ürün genelde mısır. Mısırdı o zaman. Mısır. Tahılımız mısırdı. Tahılımız mısır. Devam edelim. Bu otçu göçü olayı da bu aşağıdaki mısırın ekilme işte Mayıs aylarında yaylaya çıkılması, yaylada belirli bir zaman kalınması. Kaldıktan sonra. Ne çıkar mesela? Haziran'ın 15 ile Haziran sonuna kadar olan süre içerisinde mısır gelişiyor. Evet. Mısır gelişiyor ama ot da gidiyor, gelişiyor onun şeyinde. Yani mısırın içinde ot da beraber. Ot da geliyor. Evet. O mısırın sıkının alınması lazım, sık olanlarının. Yani sık dediğim şey nedir? El ekmesi olduğu için makine ekmesi gibi seyrek değil. Sık bitiyor. Evet. Bunların seyretilmesi lazım belirli mesafelerde. Evet. Bunlar alınacak. Bir de çıkan o otlar, pis otlar. Evet. Temizlenecek. Kazılacak, temizlenecek. Yani mısır daha şey olsun, gelişkin olsun. Mısır gelişsin diye. Evet. Şimdi bunun içinde burada tabii ki şu andaki gibi ne yol var, ne araba var veya çok kıt az ulaşım katırlarla. Patika yollarda katırlarla yapılıyor. Evet. Yapılıyor. Şimdi öyle bir sistem kurulmuş ki tek gitmiyorsunuz ya da iki kişi gitmiyorsunuz. Otçu göçü belirli bir gün kararlaştırıyor. Evet. Şu gün ota gideceğiz. Ben Bozcaali Mahallesi'nden Görele Akın Karahmetoğlu. Bu otçu göçü hakkında bir şey ben de söylemek istiyorum. Ben 50 senedir bu Kalınçat yaylasındayım. Bu obamızın başından otçu göçü geçerdi. Kalınçat obasının başına değil mi? Kalınçat obasının başından otçu göçü geçerdi. Bunlar sürüler halinde yöresel kıyafetlerle, kimi atın üzerinde, kimi yürüyerek giderlerdi. Yalnız bu insanların etrafında bazı atlılar devamlı bir ileriye bir geriye dönerlerdi. Düzeni sağlamak için. Tabii evet. Bunlar kendi baştan hareket etmezler tabii ki. Bu liderlerin önünde. Bir de değnekçi var mıydı işlerinde? Düzeni sağlayan değnekçi var mıydı?
Şimdi denetçiler atçılar yapardı. Atçılar mı yapardı? Atçılar eyvallah, yapardı. Eyvallah. Düzeni sağlamaya atçılar yapardı. Yani bir ritimde yapılıyordu. Tabii tabii, bir ritim içerisinde. Toplumun içerisinde. Evet. Belli bir düzende. Bir horon ekibinde ne kadar kişi oluyordu ortalama? Buradan horon oynayarak geçerlerdi. Kaç yürümekti. Kişi olurdu grup içinde mesela? Burada grup çok kalabalık. Belki 500 kişi olurdu. 500 kişi olurdu. Tabii 500 evet, kişi olurdu. Müthiş. Ya bu kadar kalabalık. Büyük bir kalabalık, evet. Birkaç atlı ilçe... ne kadar olurdu atlı? Aşağı atlar belki de yarı yarıya olabilirlerdir. Yani 250 yakın at oluyor muydu? Olurdu, olur tabii. Evet. Burada bir tek bir köyün ya da bir mahalle insanları değildi. Tirebolu, Görele... Belki 500 insanlardan da gelip, burada Esbey insanlardan gelip hepsi birlikte gelirlerdi. Evet. Gün belli olur. Hepsi tabii, toplanır. Aynı toplan gün. Hep birlikte gelirlerdi, evet. 3-5. Yani orada tabii özel giysiler de giyiliyordu değil mi? Tabii kendi yöresel giysileri, özel yani giysiler. Yani şöyle oluyordu bu tören. Otçu göçü tören diyelim aslında buna. Bir bayram havasında. Tabii. Bayram havasında. Şenlik havasında. Şenlik havasında. Şenlik havasında. Bayramlık yer gibi giyilir yöresel kıyafetler. Yedisinden yetmişine herkes hazırdır yola çıkmaya. Bu yolculuğu farklı kılan en önemli özellik, yol boyunca müziğin ritmine uyulması ve ritim hiç bozulmadan yaylaya varılmasıdır. Coşku ve heyecan sadece yaylaya varmak için yola çıkanlarda değildir. Yaylaya çıkmış olanlar da heyecandan sabahı zor ettikleri günün ilk ışıklarıyla en güzel kıyafetlerini giymiş olarak buluşma yerine doğru hareket ederler. Kimi atlı, kimi yayan. Hepsinde aynı heyecan. Koşarcasına ilerlerler yaylanın çimeninde. Bu arada binlerce kişiden oluşan bir halk oyunları ekibi görüntüsündeki kervan
molalarda yoluna devam etmektedir. Dağlarda kimi zaman davul ve zurnanın, kimi zaman da kemençenin sesi yankılansa da horon aynı horon, coşku aynı coşkudur. Bir yandan horon oynayıp, diğer yandan kilometrelerce yolu yürümek her yiğidin harcı değildir. Oysa yaşlısıyla genciyle, sevdiklerine kavuşacağı anın hayaliyle yaşayan bu insanlar, fark etmezler bile ne kadar yol kat ettiklerini. Nihayet kavuşma anı, sisli bir hava da olsa herkesin gözünde mutluluğun ışıltısı vardır. Ya kızlar çıksa oradan.